31 Mart'ta halk iradesi sandığa yansımış. 8 yıllık yasak, OHAL, KHK rejimi Van'da 14-0'lık sonuçla sandıkta kaybetmiştir. Ancak iktidar halkın hem Van'da hem de ülke genelinde verdiği mesajı doğru yorumlamak ve öz eleştiri vermek yerine birçok yerde eski alışkanlıklarında ısrar etmektedir. 31 Mart'ta Van halkı %55 oyla belediye başkanlığı görevini kayyumlardan almış, seçimle gelen yeni bir yönetim ve meclis belirlemiştir. Elbette demokrasiler seçimlerden ibaret değildir. Ancak seçimsiz demokrasi hiçbir şekilde olmayacaktır. 8 yıldır ilimizde ve bölgemizde demokrasi ve hukuk askıya alan bu kayyum uygulaması tüm halkımızca reddedilmiştir. Değerli halkımız, özellikle Van'da 14 belediyede somutlaşan tarihi sonuçtan herkesin ders çıkarması gerekirken bir mazbata oyunu ile bu iradeye saldırı girişimi olmuştur. Van halkının sinir uçlarına dokunulmuş, halk bir provokasyonla karşı karşıya bırakılmıştır. Tüm algı ve saldırılara rağmen 2-3 Nisan 2024 tarihlerinde Van'da on binlerce yurttaş demokratik tepkisini göstermiş ve iradesini korumuştur. Halkın iradesi sıkma plastik mermi ile karşılık bulmuş ve kolluk güçleri orantısız güç kullanmıştır. Kolluk güçlerinin hukuk içinde kalarak müdahale etmediği hiçbir yerde taşkınlık veya benzeri bir vaka yaşanmamıştır. 31 Mart seçimlerinin ülkeye getirdiği umutlar Van'da tüketilmeye çalışılmıştır. Tamamen demokratik tepkisini gösteren yurttaşlardan yüzlercesi gözaltına alınmış, onlarcası kolluk şiddeti sonucu yaralanmış ve maalesef 27 kişi ise tutuklanmıştır. Hem gözaltı süreçlerinde hem de tutuklama süreçlerinde alenen ihlal edilen hukuk dün sabah Van'da evlere baskın ve gözaltılarla yeniden askıya alınmıştır. Hepsi ifadeye çağrılma durumunda gelip ifadesini verebilecek öğrenci, genç, seçilmiş bireyler helikopterlerle evleri basılarak gözaltına alınmıştır. Bu hukuksuzluk ve keyfilik bugün o 55'ten fazla arkadaşımızın gözaltına alınmasına yol açmıştır. Tüm bu kişiler Van'da bir demokratik duruş göstermiştir. Van'daki protestolar dünyanın birçok yerinde benzer protestolardan farklı olarak şiddetsiz ve barış içinde başlamış ve bitmiştir. Van halkı el birliğiyle kenti bir günde temizlemiş, yaşam olan seyrine dönmüştür. Sadece Van'da değil, Türkiye'nin ve dünyanın birçok yerinde mazbata gaspı kararının hukuk dışı ve antidemokratik bir karar olduğu ifade edilmiştir. Van halkının haklı olduğu YSK kararıyla da açığa çıkmıştır. Bu antidemokratik uygulamaya karşı çıkmak anayasal bir yurttaşlık görevi olarak görülmelidir. Önceden yapılan gözaltı ve tutuklamalar gibi dün yapılan gözaltılar da hukuk dışıdır. Van halkının temel talebi iradesine sahip çıkan bu yurttaşların gecikmeksizin serbest bırakılmasıdır. Bu ülkede olağan hukuka dönülecekse, genel politik havada bir yumuşama olacaksa ve ülkede hukuk ve adaletin gereği yeniden tesis edilecekse, haklarını savunan bu yurttaşlar bir an bile tutsak kalmamalıdır. Gözaltılar derhal serbest bırakılmalıdır.